Şu anda bir gurur tablosu içerisindeyiz. Kahraman gazilerimizle birlikteyiz. Onlar aziz şehitlerimizin yol arkadaşları. Gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onlar bize şanlı ecdadımızı anımsatıyor. Kahraman ecdadımızı anımsatıyor. Tarihte şanlı başarılarıyla damga vurmuş bir milletin, bir medeniyetin mensuplarıyız. Ve bugün tarihi bir anı Mersin Limanı'nda yaşıyoruz. Biraz sonra gazilerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlayacağız. Tıpkı 50 yıl önce gene bu kıyılarda, bu limanlarda Kıbrıs'a yol aldıkları gibi bugün de aradan geçen 50 yılın ardından bir seyahat gerçekleştirecekler. O günler biliyorsunuz Kıbrıs'ta çok zor günlerdi. Yunan darbesi ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhak girişimleri neticesinde Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanmaya karar verdi. Tıpkı tarihte diğer haksızlıklar karşısında olduğu gibi bu haksızlık karşısında da dimdik durdu. Ve o zaman binlerce kahramanımız, askerimiz Kıbrıs'a gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne intikal etti ve orada kahramanca mücadele ettiler. 498 şehidimiz oldu. 37 binin üzerinde gazimiz oldu. Bu gazilerimizin bir kısmını ebediyete irtihal etti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. 22 binin üzerinde gazimiz hayattalar. Şu anda da onları temsilen ve bu mücadeleyi temsilen gazilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyorlar ve orada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılının ve oranın bağımsızlığının ilan edilişinin 50. yılı kutlamalarına katılacaklar. Buradan yola çıkacaklar ve sabahın erken saatlerinde 6-7 gibi orada olacaklar. Tıpkı 50 yıl önce de ilk ekiplerimiz, ilk kuvvetlerimiz 20 Temmuz'da sabah 6.05'te adaya intikal etmişlerdi. O seyahati de temsil edecekler, sembolize edecekler. Onlar duygulu, biz de en az onlar kadar duyguluyuz. Onlar gururlu, gazilerimiz gururlu, biz de en az onlar kadar gururluyuz. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Onların sayesinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak coğrafyamızda dimdik ayaktayız. Ve inşallah Cumhuriyetimizin 1. yüzyılını tamamlamış ve Türkiye yüzyılını inşa ederken onlardan aldığımız, aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden aldığımız feyizle, ilhamla inşallah bu yüzyılı da inşa edeceğiz diyorum. Ben bu organizasyonda emeği geçen himayeden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Milli Savunma Bakanımıza, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, bugün bakanlığımızı temsil burada olan Sayın Bakan Yardımcımıza, katkı ve emeği olan bütün kişi ve kurumlara Mersin'imiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ve en büyük şükranlarımızı, teşekkürlerimizi de bir kere daha burada bulunan gazilerimize ve gazilerimizin şahsında bütün gazilerimize sunuyor. Onları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolları açık olsun. Bugün çok burada güzel bir atmosfer var. 3 günlük bir program. Bu programı Sayın Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile Bakanlığı ve Savunma Bakanlığımızın koordinasyonu gerçekleşecek. Bu gelinebileceği merkezin sembolize bölümünün kapasitesiyle 90 kişi bir gazimiz burada diğer gazimizle uçakla seyahat gerçekleştirilecek. Evet, burada 3 gün işte bir ziyaret inşallah tekrar askeri uçaklarla Ankara'ya gidecekler. Ankara'da da memleketlerine tekrar göndermiş olacağız. 50 yıl önce bu topraklardan bu saatlerde
Biz Alarga'ya çıkmıştık, Şamalga'ya bağlanmıştık. Biz o günleri yaşadık. Ben bu yörenin çocuğuyum. Ben Silifke'liyim. Ne mutlu ki bize bu topraklardan tekrar karşımızda Anamura 40 mil, Mersin'e 110 mil mesafede bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına da ayak bastık. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara uzun ömürler diliyorum. Böyle bir imkanı bize sağladığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'e, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler Bey'e, Aile Bakanımız Sayın Maynur Özdemir Göktaş Hanımefendi'ye, Bakan Yardımcılarımıza, Sayın Valimize, Aile Bakanlarının ve Milli Savunma Bakanlarının bütün personeline, Deniz Kuvvetlerimizin bütün personeline, ben bir Deniz Kuvvetlerinin eski mensubu olarak şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Geçmişte gittiğimiz gibi inşallah sağlıkla sıhhatle döneriz diyoruz. Hepimizin kazası mübarek olsun diyoruz yeniden. Çünkü orada bir 7. Türk Devleti var. Ne mutlu Türk'üm diye diyorum.